Şimdiye kadar söylediğim her şeyle çelişmeye hazırım. Şu an en büyük korkum bu videoyu böyle 8 senedir falan saçlarımı hem boyayan hem kesen Ersin'in görmesi. Makas Cihangir'de kendisi. Neden yapıyorum ben de bilmiyorum Ersin, özür dilerim. Başlıktan da anlayacağınız üzere normalde hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Benim yerime bir başkasının daha iyi yapacağından emin olduğum bir şeyi kendim yapmaya çalışacağım çünkü. Biraz şuna güveniyorum. Bu aralar kuaföre gitmem lazım. Zaten dip boyam geldi. Zaten saçlarımı birazcık da kısalttırmak istiyordum. Ve böyle bir şeyle karşılaştım. Rossmann'a gitmiştim tamamen alakasız bir şeyler yapmak için. Orada kendi kendimize evde saçlarımızın kırıklarını alabileceğimiz bir alet olduğunu gördüm. İndirimdeydi. 85-90 TL civarlarında bir şey olması lazım. Bundan aldım. Bunu beraber deneyeceğiz. Neden öyle bir şey dedim az önce? Birisi benim yerime daha iyi yapıyorsa ben yapmıyorum dedim. Ben kendi saçımı boyamıyorum da. Çünkü benden daha iyi yapabilecek birisini tanıyorum. Az önce bahsettiğim gibi Ersin. Saçımın kırığını da kendim almayı tercih etmem normalde. Yine dediğim gibi benden daha iyi yapabilecek birisini tanıyorum. İşte mesela manikürüm de aynı şekilde falan. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamak için kanal bildirimlerini de açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Ben bu ürüne neden inandım biraz? Ben üniversiteye ilk geldiğimde benim için en zor şeylerden bir tanesi kuaför bulmaktı. Çünkü benim annem de aynen benim gibi seneler boyunca aynı kuaföre gitmiş. Ben çok böyle 5 yaşından beri aynı kuaföre gidiyordum. Lise bitti. Üniversitede İstanbul'a geldim. Gerçekten sadece ailemin yanına gittiğimde saçımı yaptırıyordum falan. Sonunda üniversite 4. sınıftayken galiba o zamandı diye hatırlıyorum. Kuaförümle sonunda tanıştım ve inanılmaz mutluyum. Şimdi eğer öyle problemleriniz varsa diye, yani siz de kendi saçınızı başınızı kendiniz eğer kırığını almak isterseniz diye, bu belki işinize yarar diye düşündüm. Dediğim gibi Rossmann'daydı, 90 TL 84-85 o civarlarda bir şeye aldım. İndirimde öyleydi ama zaten çok büyük bir indirimde yoktu. Hiç bununla ilgili bilgiye sahip değilim. Videoyu izlemedim, araştırmadım. Şunu yapmak istiyorum böyle gubik şeyler denerken ki bu ilk deneyişimiz. Normal eline ilk kez almış bir insan evladı için ne kadar açıklayıcı. İnsanlığın tam olarak anlayarak doğru bir şekilde kullanmasına izin veriyor mu bu aletler, onu öğrenmek istiyorum. Bu arada siz seviyor musunuz böyle tuhaf, belki hayat kolaylaştırabilecek aletleri keşfetmeye çalışalım mı? Bende var böyle birkaç tane fikir ama hiçbirini böyle kamera karşısında denemeyi düşünmemiştim daha önceden. Bu marka IDN Welt diye yazılıyor. Almanca berbat olduğu için maalesef konuşmaya uğraşmayacağım hiç. 14.99 euroymuş geldiği yerde. Şöyle diyor, saç kırık alma makinesi. Yıpranmış saç uçlarınızı hızlı bir şekilde ve kolayca alır. Çıkarılabilir kesme başlığı sayesinde kolay temizleme. 3 kademeli sağ, 0, sol. İçindeymiş pilleri de 4 tane AA pille çalışıyormuş. Merak ettiğim şey şu. Acaba bunun önüme falan bir şey sürmem gerek, şey sermem gerekiyor mu yoksa içine mi topluyor? Onu merak ettim. İçinden böyle bir takım garantiler bir şeyler falan çıkıyor. Kullanım kılavuzu. Türkçe kullanım kılavuzu da var bu arada. Amaca uygun kullanım. Sentetik peruklarda falan kullanılamıyormuş. Sadece insan saçı için kullanıyormuş. Yani eğer çıçıtlarınız varsa, gerçek saçsa onun da uçları eğer böyle yıpranırsa kullanabilirsiniz. Sadece kuru saçta uygulanması gerekiyormuş. Günlük kullanım için uygun değildir. Her gün saçımızın ucunun kırığını neden alalım zaten? Diyorlar ki temiz saçta kullanmak gerekiyormuş. Yani saçınızda jöle ıvır zıvır bir şey varsa kullanmamak lazımmış. Jöle deyince şu anda hayatımda ikinci kez taktığım takma kirpiklerle boğuştuğum geliyor aklıma. Bu Kiss'in takma kirpiklerinin içerisindeki yapıştırıcılar berbat. Bakın yine buradan çıktı. Bu da buradan çıktı. Ama bu videoya çok inandığım için bu yamulmuş. Gece sonunda evine dönerken kirpikleri kendinden ayrılmaya çalışan kız makyajıyla o yüzden saçlarımızın kırıklarını alacağız. Diyor ki yani saçınız temiz ve kuru olmalı. Güzelce taramak gerekiyormuş. Düğüm olmaması gerekiyormuş. Önce ayırıyormuşuz saçlarımızı. Tutam tutam. Saç maşasına benziyor. Çok fazla yer kaplayacak bir şey değil gibi de. Elektriksiz olmasını sevdim ben. Pilli olması daha iyi. Pillerinizi şarj ediyorsanız veya hani doğru yerlere atık olarak şey yapıyorsanız sorun değil. Bir de çok sık kullanacağım bir şey olmadığı için zıp zıp böyle pil şey yapmayacağımı düşünüyorum. Yani böyle dandik bir plastik, iyi bir malzemeden yapıldığını söyleyemem. Galiba bu içine toplayacak. Çünkü evet burada bir açma kapama şeyi var. Yani etrafınıza saç kırıkları dağılmayacak gibi duruyor. Göstereceğim ne olduğunu. Az önce anlamamıştım. Şimdi bu ucu tarak gibi bir şey. İçeride şuranın içerisinde dönen
jilet gibi bir şey var. Ve saçınızı buradan sıkıştırdığınızda şurayla bu içeride dönen şey ucunu alıyor olması lazım. Kullanırken diyorlar bu kapak mutlaka üzerinde olması lazım. Başınızın sol tarafını yaparken açma kapama düğmesini sağ ayarına getirin. Sağ burası. Bıçağın sağ ve dolayısıyla istediğiniz kesme yönüne yani aşağı doğru dönmesini sağlayın diyor. Öbür tarafa getirdiğimde de diğer tarafa dönecek. Şöyle söylüyor yani saçının eğer bu tarafını yapacaksan bıçağın aşağıya doğru dönüyor olması lazım. Bu tarafını yapacaksan da diğer tarafı yine aşağıya doğru dönüyor olması lazım. Ters tarafa yaparsan o zaman saçını kabartmış olursun. Çünkü böyle zzzz diye alıp gidecek benim anladığım kadarıyla uçtaki böyle üstündeki fazlalıkları. Cihazı akıcı bir hareketle yavaşça aşağıya saç uçlarına doğru kaydırın. Cihazı aynı yerde çok fazla tutmayın yoksa saçlarınızda hasar oluşabilir. What? Bu video çok kötü bir yere gidiyor. Sonuçta memnun kalana kadar diğer saç demetlerine de işlemi tekrarlayın. Kapatmak için açma kapama fıt fıt fıt. Saç birikmemesi için cihazı her kullanımdan sonra temizlemeniz önerilir. Hadi bakalım. Önce bir tarak alayım. Saç videosunda taraksız oturdum. Ay ayağım sıkıştı. Hadi. Birazcık daha yaklaştırdım sizi daha iyi görün saçlarımı diye. Şu an en büyük korkum hani bir tane kızın videosu var ya küçük bir kız. Saçına maşa yapıyor böyle buraya kadar sonra fık diye kopuyor böyle saçı. O kızın videosunu bulup buraya koyacağım. İnşallah öyle olmam. Rabbim beni internet meme olmaktan kurtar ne olur. Öncesini bir göstereyim de. Öncesinde ne var? Çok kötü mü saçım? Yok aslında. Aşırı kırık var mı? Yok gibi ama uçlarında var. Uçlarını alacak mı? Benim merak ettiğim bu. Sanki sadece üstlerini alacak gibi. Firdacığım gel hayatım. Gel. Gel annen delirdi. Ne oldu? Bir daha deniyoruz. Hiçbir şey olmuyor mu? Buralara saç dökülüyor mu diye bakıyorum. Hayır. Kesiliyor mu diye anlamaya çalışıyorum. Hayır. Çünkü hani çekiyor biraz ama bunu mesela içinde bir yere de toplamıyor. Dursun buraya alıyor olman gerekmiyor mu bu saçları? O zaman neredeler? Bir daha deniyoruz. Aslında gidiyormuş değil mi saçlar? Ben anlamıyormuşum meğersem. Ne oldu şimdi? Yani saçım mesela kısalmıyor da. Dünyanın en hiçbir şey anlaşılmayan videosu olarak tarihe geçecek. Bir dakika. Benimle beraber anlayamayın. Anlayamadığımız ve çalıştıramadığımız ürünler. Bakın ne kadar da salağım. Başlık düşünüyorum bu arada şu anda. Ucunu aldı mı? Uçlarındakileri sanki aldı mı? Yoksa sadece düzeltti mi aradan sıkıştırdığı için? Peki yeterince sıkıştırmıyor muyum? Bir de öyle deneyelim. Bu tarafıma hiç sürmeyelim. İkisinin arasındaki farka bakalım. Değil mi? Mantıklı. Öyle yapmak daha mantıklı. Bu arada iyice bir sıkıştırıyorum hani sonuna kadar ki alsın diye. Kafamda deli sorular. Madem alıyor o halde nereye gidiyor? Çünkü buralarda bir yerlere gelmiyor. Ama bunun içinde de bir yere gitmiyor. İşe mi yarıyor yoksa daha çok uçlarımı mı koparıyor? Bu sıkıştırma hareketi yüzünden birazcık düzeltiyor gibi. Fakat bence bu tam bir dolandırıcılık. Arkadaşlar bu hiçbir işe yaramıyor. Daha da çok yaklaştıracağım. İyice dibinize girdim. Şimdi şuramda mini bir elektriklenme hissediyorum. Hiç bununla uğraşmadan saçımı böyle normal dümdüz
fırçalarsam ne olacak? Çünkü fırçalaması dolayısıyla da birazcık düzeltiyor gibime geliyor. Ve sonra yok oluyor gibi. Ya bakın. Dümdüz duruyor işte. Çekiştire çekiştire zaten yaparsam. Şimdi bir de şu arkaya şey deneyelim. Ters tarafa çevirdim. Hatta daha da az alayım ki hani iyice daha da etkili olsun. Bence bilakis saçlarınızı kopartıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yaramadığı gibi zararı da var. Bir dakika, sinirlendim. Şimdi uzaklaşıyoruz ve... Sen kimsin ya? Sen kim köpek ya? Bir saniye. Ya yürü git ya, gerçekten. Üstün Alman teknolojisi dedik, bağrımıza bastık. Hayatımda gördüğüm en büyük dolandırıcılıklardan bir tanesiydi. Meyveleri sebzelere jülyen doğrayan bıçak alsaydım, hiç değilse meyvemi sebzemi jülyen doğrardım. Bu neymiş ya? Gerçekten Alman dersiniz, anlar bu işlerden dersiniz. Bu kadar berbat bir şey olamaz. Bunu AliExpress'ten alıp getirtseydim derdim ki tamam okey, ama ben bunu Rossmann'dan işte hani belirli bir kalite seviyesinin üstünde olacağını düşünerek en azından insanların hani işine yarayacağını test ettiler de onayladılar, ondan sonra yaptılar diye düşünerek alıyorum. Saçımı bir de olanlarını da kopartıyor. Ersin'cim özür dilerim, geliyorum bu hafta. Hemen yaptırıyorum saçları. Bu videonun amacı aslında normalde böyle kozmetik ürünlerini deniyorum ya. Böyle farklı şeyleri deneyip en azından daha yüksek fiyatlı oluyor ya bunlar genelde. Tabii bir yine de bir Sephora'nın bir paletiyle karşılaştırılamayacak olmasına rağmen. Yine de bu kadar büyük bir para vermeden önce hakikaten kullanılabiliyor mu bir bakın istedim. Sonrasında yine internetten de araştırmaya çalışacağım. Eğer bulursam, hani normal bir review bulursam ve orada böyle başka bir şekilde kullanımın varlığından haberdar ederlerse belki tekrar bir yer daha çekebilirim bu videoya, doğru kullanımını öğrenip. Ama kullanım kılavuzunda, işte üstündeki fotoğrafta veya hani başka herhangi bir yerde size doğru kullanmayı öğretecek bir şey yoksa da, sadece işte internette bir takım içeriklerle böyle hani yaptırıldıysa falan, onu da bilemem. Bence kırıklarınızı aldırmanın en iyi yolu hala kuaförünüze gitmek gibi görünüyor. Kuaförlerinize çok net bir şekilde tam olarak kaç santimetre alınmasını istediğinizi söylerseniz uçlarından inşallah böyle ensenize kadar kesmeye bilme ihtimalleri daha yükseliyor. Ucundan birazcık alalım dediğinizde daha fazla kesiyorlar. Benim kuaförüm hiç öyle yapmıyor ama canım. Bugün buradan böyle fıkı fıkı fıklayan kirpiklerimi görmezden gelip bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir çöpümüz daha oldu arkadaşlar. Böyle denememi istediğiniz alet edevat varsa aşağıya linkini bırakabilir misiniz veya yazabilir misiniz? Bu tip şeyler alacağım. Sizinle beraber deneyelim. Belki böyle gizlenmiş bir takım mücevherlerle karşılaşabiliriz. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.